Başlayalım hocam. Bugün bize ne anlatacaksınız? Beyin, Nelerin faydalarından bu bahsedeceksiniz? gördüğünüz bitki, ginkgo ağacının yaprağı, ginkgo biloba. Şöyle iki loblu, ortadan hafif yırtık olduğu için iki loblu demek biloba. Bu aynı beyne benzer. Görüldüğü gibi beyin de iki lobtan oluşur. Beyin için dünyada en etkili bitkidir. Günümüzde ginkgo damla, draje ve kapsülleri dünyada en çok satılan bitkisel ürün. Dünyada. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da çok kullanılıyor. Güneydoğu Asya'da 10 bin yıldır bilinen, kullanılan bir bitki. Türkiye'de yeni yeni tanınıyor. O kadar eski değil. Bunun özelliği, birleşimindeki ginkoloidler beyne kan akışını artırır. Bir, kanın pıhtılaşma kat sayısını önler. Yani pıhtılaşmayı önler. Buna kan sulandırıcı da diyebiliriz. Ama aşırı bir kan sulandırmaya kimyasal ilaçlar gibi de sebep olmaz. Çünkü rastgele bir kimyasal kan sulandırıcı kullandığı zaman bir de bakarsın iç kanamadan ölebilir kişi. Evet hocam. Burada böyle bir risk oluyor. Yan etkisi sıfır yan etki. Hiçbir yan etkisi yok. İnsanlar günümüzde aşırı yanlış beslenme, kimyasal ilaç kullanma, spor yapmama, evde tembel tembel oturma. Hatta bazı insanlar var, sepet sallıyor. Bir ekmek gönderir misin? Evet. Oradan bir de yukarıdan bağırıyor, dördüncü, beşinci katta. Bir de hocam sipariş hatları çıktı artık. İnsanlar evlerinden telefonla arayıp marketlerini, bakkallarını arayıp ne istediklerini rahatça söyleyip evlerinde oturduğu yerden geliyor artık. Evet, kimisi bir ekmek, kimisi bir gazete. Hiç aşağı inmiyorlar. Rahatını bozmuyor. Ne oluyor? Hantallaşıyor. Farkında değil. Kesinlikle. Ben ama Almanya'ya kalmıştım 29 yıl. Almanlar öyle değil. Mesela bir ekmek alacak. 6. katta oturuyor. Fark etmez. İniyor geliyor. Yani günde 5-6 defa markete gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Hareket yapıyor. Hareket ettiği zaman kişi kilo alamaz. Yağlanamaz zaten. Yağlanma problemi olmaz. Kesinlikle. Bilinçli hareket etmek gerekir. Bazı insanlar arabayla işe gidiyor mesela diyelim ki. Hemen iş yerine yakın bir yere park etmiyor. 2-3 kilometre uzağa park ediyor. Yayan yürümek için. Evet. Yani yayan yürüm. Biz de öyle Biz değil. Türk Hemen milleti olarak hocam alışkınız tembelliğe. Oturduğumuz yerden işimize gidelim. Evimiz işimize yakın olsun. İşimizin olduğu yerde yakın yerlerde otoparkımız olsun. Kapımızın önünde bakkal olsun diye böyle rahatsızlığımıza evet, atalarımız öyle değilmiş. Biz böyleyiz. Şimdi düşkünüz. 14. 15. 16. 17. yüzyıla bir bakacak olursak Orta Asya'da Türkistan İmparatorluğu, Hindistan, Pakistan, şimdiki Hindistan, Pakistan, Bangladeş'te Babür İmparatorluğu, Evet. şimdiki Rusya'nın olduğu yerde Altınordu İmparatorluğu, şimdiki İran'ın olduğu yerde Safevi Azerilerin kurmuş olduğu Türk İmparatorluğu ve Batı'da Osmanlı İmparatorluğu. Yani atalarımız Afrika'nın batısından Asya'nın doğusuna kadar dünyanın dörtte kaçını yönetmişler? Aşağı yukarı yani yarıdan fazlası Evet. atalarımız beş imparatorluk aynı zamanda kurmuş ve hükmetmiş. Nasıl hükmetmiş? Kaba kuvvetli değil. Kaba kuvvet de var da akıl ve bilekle, güçle nasıl olur? Şimdi olsak yapabilir miyiz? Mesela şimdi bu nesil olsa, o imkanlar olsa yürütemeyiz. Çünkü kafamız çalışmıyor, bedenimiz çalışmıyor. Hantallaşmışız. Tansiyon var, kolesterol var. Adam at sırtında mesela Kanuni 300 bin askeri Budapeşte'ye savaşa gidiyor. Savaş. Muhaç olasın. 300 bin asker. Evet. Bugün götürmek istesen götüremezsin. Evet hocam. Teknolojiyle taşıyamazsın. O günün teknolojisi de taşımış insanları. Çevreye, doğaya, ağaca zarar vermeden, Evet. çevredeki çiftçiye zarar vermeden, hiçbir kimsenin zarar ziyan vermeden, hakkına, hukukuna riayet ederek. Yani bugün yapsan yapamazsın. Onlar o gün yapmışlar. Nasıl yapmışlar? Bir, sağlıklı yaşamışlar. Ve sağlıklı, yani doğru bir eğitimden geçmişler. Bizde eğitim bozuk olduğu için herkes liseye gidiyor. Meslek öğrenen yok. Meslek okulu yok. Süper zekalar için özel bir okul yok. Herkes liseye gidiyor. Liseden sonra üniversite.
Üniversiteden sonra üniversiteyi bitiriyor, iş yok. Milyonlarca insan işsiz. Neden? Evet. Meslek yok. Gelişim, değişim için işte yok, bir şey yok. Okuyoruz ama ne için okuyoruz onu bile çoğu zaman bilemiyoruz. 100 tane üniversitemiz var. 5-6'sı hariç, diğerleri hemen hemen lise ayarında. Kesinlikle hocam. Bütçesi yok, parası yok, imkanı yok. Laboratuvarda deney yapamıyor. Evet. Ben hep klinik araştırmasından bahsediyorum. Klinik araştırmasını Amerikalılar, Avrupalılar, Asyalılar yapıyor. Biz yapamıyoruz. Evet. Neden yapamıyoruz? Para gerekiyor, olmuyor. Şimdi yanlış beslendiği için insanlar hantal, evde oturuyor. Bir gazete gönder, bir ekmek gönder. Evet. 6. kattan, 5. kattan, hatta 1. kattan bakkala çağırıyor. Şunu gönder, bunu gönder. İyin, hareket et. Hareket etmiyoruz. Evet hocam, hareket etmek. Damarlar ne oluyor? Yağlanıyor. Yağların oluşmasından ziyade de bacaklarımızdaki kireçlenmeyi, vücudumuzdaki ağrıların birçoğunu da yürüyüş yaparak böyle aşağı yukarı merdiven inip çıkarak da çözüm bulabiliriz. Evet. Damarlar yağlanıyor. Özellikle de vücudumuzun beyin damarları yağlanırsa, daralırsa ne olur? Tansiyonu yükseldiği zaman kişinin veya stres, gerildi, öfkelendi, herhangi bir tartışmada, münakaşada damarlar sertleştiği için ani bir öfkede beyin kanaması geçirebilir. Hı hı. Bir de baktın gitmiş. Beyni saran 3 tane zar vardır. 3 tane zar. Yani beyin zarı. Evet. Beyin ve omuriliği saran zarlar var. Hemen beynin içerisinde kanama olursa, büyük kanama olursa tehlikeli, ölüm yani, veyahut da bir damla damlarsa felç. Bir damladan az damlarsa efendim atlatabilir. Yani beyin kanaması çok çok riskli. Evet. Beynin üstlerinde kanama olursa o da riskli. Neden beyinde kanama oluyor? Çünkü beyin damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme nedeniyle elastisitesini kaybediyor, sertleşiyor. Sertleştiği için de kırılgan hale geliyor. Bu ginkgo ile ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Yapılan klinik araştırmalarda ginkgo'nun dünyada beynin kan akışını artıran, beyni besleyen en ideal bitkidir. Burada mesela 10.815 hasta, 10.815 hasta üzerine deney yapılmış. Yapılan araştırmalar sonucunda 36 klinikte ginkgo'nun beynin fonksiyonlarını artırdığı, beyne kan akışını artırdığı, beyni beslediği tespit edilmiştir. Böylece bunu kullanan kişilerde beyin damarlarında sertleşme, daralma, yağlanma problemi olmaz. Beyin fonksiyonları artar. Beyne yeterince vitamin, mineral, enzim akışı olur. Unutkanlık, konsantrasyon zafiyeti, anlama zafiyeti gibi problem olmaz. Evet. Çünkü beyne yeterince vitamin, mineral, enzim, glikoz akışı var. Hı hı. Baş dönmesi, hemen yorulma, işin sonunu getirememe, uyku rahatsızlıkları, beyinde oksijen yetersizliğinden ortaya çıkan hipoksi, yani beynin belli bir noktasına oksijen yeterince kan gitmesi, oksijen yetersizliğinden o bölüm yavaş yavaş fonksiyonunu yitirebilir. Hipoksi dediğimiz rahatsız ortaya çıkar. Evet. Beynin beslenme zafiyeti, dermansızlık, depresyon, baş ağrısı, iç huzursuzluk, kulak çınlaması, ani sağırlık, korku hissi, bunama, damar tıkanması, beyinde kan dolaşım yetersizliği ve hatta baldır ve bacaklardaki rahatsızlıklara dahi ginkgo etkilidir. On binlerce insan üzerinde denenmiş. On binlerce. Dünyada en çok, birinci sırada en çok kullanılan bitkisel gıda takviyeleri, damlalar, drajeler. Bizim bir dostumuz Belçika'dan geldi geçen hafta. Belçika'dan yola çıkmadan önce 3 tane ginkgo kapsül almış. İnsanı böyle dinç tutuyor, dinamik tutuyor. Uyku getirmiyor. Evet. Gelmiş hiç ara vermeden Avusturya'ya gelmiş. Demiş ki oğlu yatıyormuş. Yatıyor, ben sürerim. Henüz yorulmadım. İki kapsül daha almış. Sırbistan'a geçmiş. İki kapsül daha almış. Türkiye'ye gelmiş. Evet. Yani uzun yola çıkanların mesela
tır sürücülerine, kamyon sürücülerine veya çok araba vasıta kullananlar ve yolda mesela bazı uyku rahatsızları olanlar, çok yoğun uyuma problemi olanlar ginkgo kullandığı zaman kolay kolay uyumaz. Kişiyi uyanık tutar. Peki uyumuyoruz ama şimdi uzun yolculukların haricinde yolculuk yaptık ve gideceğimiz yere vardık. Ve artık uyumamız gerekiyor. O süreç içerisinde ne yapacağız? Yani engellemez. Kadar etkisini ne kadar sürdürüyor? Engellemez. Uyumak istediği zaman uyur. Problem yok. Hı-hı. Ama hareket halindeyken kişinin uyumasını enler. Kişiyi dinç tutar, uyanık tutar. Beyin fonksiyonlarımızı mı çalıştırıyor? Beyine oksijen akışını artırır, besler. Evet. Şimdi bir diğer rahatsızlık da baldır ve bacaktaki damarlarda yalanma, daralma, sertleşme nedeniyle bazı insanlar yürürken aksayarak yürür. Böyle toparlıyormuş gibi hafif aksayarak yürür. Geriden bakanlar o kişi de bir baldır ve bacağındaki damardaki yalanma, daralma, sertleşmeden dolayı bir çekmeden dolayı yürüme bozukluğu değil de aksama değil de vitrine bakıyor zannederler. Bu nedenle vitrin hastalığı denir. Almanlar buna Schaufenster Krankheiten derler. Türkçesi de vitrin hastalığı. Aslında vitrine bakmıyor vatandaş. Evet. Yürüyerek hafif aksıyor. Aksarken de böyle istemeyerek dönüyor sağa sola. Dönebiliyor. Evet. Bu da bazıları dışarıdan bakan da vitrine bakmak istiyor bu demek ki diye aklından geçiriyor. Baldır ve bacaktaki damarlarda oluşan yalanma, daralma, sertleşmeyi dahi önler. Bunların tabii, hepsine neden olan ginkgo. Ginkgo, evet. Evet, ginkgo bitkisel ginkgo, gıda takviyesiyle beyin fonksiyonlarımızı çalıştırabiliriz. Bacaklarımızdaki yağlanmayı, kaslardaki damar sıkışıklığı. Damarlardaki yağlanma, daralma, sertleşme. Sertleşmelerin hepsini ginkgo ile önleyebiliriz. Baldır ve bacaklarda tabii ki bazen insanlarda variz oluyor farklı. Venöz yetmezlik olur farklı. Damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme varsa ginkgo.